Geçen hafta toplayıcı alışverişini yapmadık. Dipfrizden kullandık. Bu hafta o eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Tamam ama bu sefer onların yollamasını bekleme. Hazırlanırken başında dur. Peki efendim. İlmiye, ben listeyi yaptım. Bir de sen göz atıver. Eksik bir şey olmasın. Tamam, bakayım. Ne oluyor? Yan evden geliyor. Lala'nın yangın alarmı. Koşun koşun bir bakın. Güvenliği arıyor. Arayalım. Galiba. Alo? 5 numaranın yangın alarmı çalıyor. Evde de kimse yok. Sizde yedek anahtar ya da bir şey var mı? Ya da çilingir çağırsanız. Şat nerede? Kaç gündür ses duyulmuyor. O da yok galiba. Onlar da sinyali almışlar. Geliyorlar. Lala Hanım'ın telefonu kapalı. Acaba Reşatlarla mı beraber? Bilmiyorum. Sorun yok. Her şey normal görünüyor. Sigortalar da kapalı. Alarm niye çaldı o zaman? Biz de anlamadık. Teknisyenlere haber verdik, bakacaklar. Hırsız alarmı mı? Hayır, yangın alarmıydı. Bodrum katını iyice kontrol ettiniz mi? İçiniz rahat olsun. Kapılarda ya da camlarda zorlama yok. Peki. Teşekkür ederim. Kapatalım o zaman. Aşağıdaki havuzun altındaki depolara da bir bakın. Biz burada bekliyoruz. Peki efendim. İhsan, tekrar aşağıya bakalım havuzun altına falan. Gel. Ne oldu? Sen daha önce geldin bu eve hiç? Hayır. Çok boş değil mi bu ev? Göstermelik eşyalar. Sanki bu evde hiç kimse yaşamıyor. Çok fazla durmuyor ki evde. Boş. Gel. Ne oldu? Perihan, ne yapıyorsun? Perihan, başımız belaya girecek. Kadın bu evde yaşamıyor. Bu neyin nesi ki? Biri bizi gözetliyormuş. Neden hep kapıda karşılaştığımız belli oldu? Perihan, Allah aşkına gidelim. Ne olur bak, adamlar gelecek şimdi. Bizi burada görmesinler. Sezgin göz almış. Hasta mıymış? Kimdi bu Sezgin göz almış? Efendim, hiçbir yerde sorun yok. Perihan, hadi ne olur çıkalım, hadi. Neredeler? Gittiler mi acaba? Kilitleyelim kapıyı. Durun, durun. Kapatmayın, durun. Biz şeye bakmıştık, çatıya bakıyorduk, kilitlemeyin. Kim bu Sezgin göz almış? Ay Perihan, yürü. Hah, buldum. Hani? Sezgin Gözalmış'la imzalanmış bir sözleşme işte. Altında benim de imzam var. O 10 yıl önce yapılmış. Adamı hatırlıyor musun? Hayal meyal. Reşat'la iş yapıyorlardı. Sonra şirketi sattı, bir daha da haber alınamadı kendisinden. Perihan Hanım, beyefendi geldi. Peki, teşekkür ederim. Şuraları toplayalım hemen.
Reşat'a hiçbir şey söyleme, tamam mı? Sonra başımıza iş açılmasın. Bir şey çıkarsa söylemediniz diye kıyameti koparır. Önce biz bir öğrenelim de. Ne işiniz var burada? Ne oluyor? Sana söylüyorum Perihan, ne yapıyorsunuz? Satış sözleşmelerini inceliyordum. Ne? Neden? Geçmişe yönelik bana yapılan bir haksızlık var mı emin olmak istedim. Ya ne diyorsun sen be, ne haksızlığı? Senden her türlü şeyi bekliyorum artık. Kendimi garantiye almak zorundayım. Çabucak git buradan. Bu odaya adımın attığını görmeyeceğim, defol. Nasıl engel olacaksın? Perihan beni diriltme! İşte sakin ol, sakin ol. Abla çık ya sen de, çık. Defol nankör. Beni sinir etmek için bile mi? Sırf beni sinir etmek için, damarımı basmak için bile bile yapıyor. Tamam enişte, tamam sakin ol, tamam. Perihan ne yapacağız şimdi? Araştırmaya devam edeceğiz. Baktık işte bir şey yok. Daha fazla deşelemeyelim. Hem Reşat'ı da daha fazla kızdırma. Lale Gözal'ın niyeti başka, buna eminim. Bu işin içinde başka bir işi var. Biz zaten alarm sinyalini almıştık ama Perihan Hanımlar da haber verdiler. Çok telaşlandılar. Onlar da korkmuşlar tabii. Onlar da koştular. Bir sorun olmadığını görünce hepimiz çok rahatladık. Nasıl yani? Perihan Hanım da mı girdi eve? Yok yani, tam olarak hatırlamıyorum. O an çok telaşlıydık hepimiz. Benden habersiz kimsenin eve girmeye hakkı yok. Ama Lale Hanım kontrol etmek zorundaydı. Ne olursa olsun buna hakkınız yok. Efendim biz görevimizi yaptık. Size ulaşamadık. Alarmı da kapatmak zorundaydık. Verin yedek anahtarımı. Güvenlik gereği bir setin de bizde kalması lazım. Verin diyorum. Zaten kilidi değiştireceğim. Bundan sonra benden habersiz kimse evime adımını atamayacak. Merak etmeniz gereken bir durum yaşanmadı, emin olun. Yaşansın yaşanmasın. Bundan sonra gerçekten yangın bile çıksa bu eve benden habersiz hiçbir şey yapılmayacak. Söyledim, size ulaşmaya çalıştık. Benden habersiz hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek. İsterse yansın, isterse kül olsun. Ev benim evim. Kimseye alakadar etmez. Anlıyorum ama bu sitemiz için bir güvenlik zafiyeti doğurur. Benden habersiz bu kapı bir daha açılmayacak. İşte o kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.